Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan nasılsınız? Nasıl keyifler bakalım. Biz de uzun zamandırdan sonra şöyle bir Mortal Kombat yapalım dedik. Bak Street Fighter diyecektim. Ağzım alışmış. Bak o kadar diyorum sana. Ve bugün arkadaşlar hani kendi aramızda maçlar atacağız. Sağ olsun Onur First. İğrenç dalsımcı. Lanet olası dalsımcı. Da beraber Mortal Kombat atıyoruz. Nasılsın abi? Sesim geliyor mu sana? Buradayım. Heh, nasılsın abi, nasıl gidiyor? İlk sıcak havalar devam. Bir de bunu sen bana söylüyorsun değil mi? Sıcak havalar diye. Aynen. Peki Ama abi. yani şöyle bir şey var. Street Fighter'dan ben yani bir büyü var sanki oyunda. Anlayamadım. Hani bir büyüye Değil kapılırsın ve mi? bırakamazsın. Öyle bir şey oldu. Yani ben SF'yi açmadığım gün yoktu normalde. Herkes yok. Evet. Ben bu oyunu yok lag var. Yok rank gelmiyor. Yok hep rank gelse böyle 3-5 tane adam dönüp duruyor. Aynı adamlarla oynuyor gibi. Yayınları izlediğimde öyle sorular şikayetler görüyorum hep devamlı. Evet. Şöyle bir şey var. MK'da ben aynı adamın peş peşe veya 3 adam sonra 3 kişiden sonra geldiğini hiç yani aynı adamın geldiğini hiç görmedim şu an. Hani oynuyorum. Rank atıyorum mesela hiç geldiğini görmedim. Bir ve 30 saniye ya maksimum 30 saniyede bir adam geliyor. Hatta 20 saniye, 15 saniye öyle adam geliyor. Yani ben bu kadar mekan tutacağını düşünmedim. Yani ilk sezon belki biraz şey oldu. Millet dedi galiba balon olacak falan ama tam tersi oldu bence. Şu an oyun patlama yaşıyor. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim Hakan ya da namı diğer Onur. Onur First. Bayağı da zaman oldu arkadaşlar Onur First'le beraber de yayın yapmayalı. Hani sağ olsun kendisi Street Fighter'a ilk başladığım dönemlerde ağır bir dayağını yedim. Ama çok da yardımcı oldu sağ olsun. Neyse. Eyvallah. Konuyu bir toparlamak adına şöyle söyleyeyim. Mortal Kombat'ın ilk çıkacağını ben 11'in tanıtımlarını gördüğümde şöyle bir şey demiştim. Abi bu oyun tutacak, patlayacak demiştim. Tabii o zamanlar Street Fighter'ı yoğun oynuyorduk sizlerle beraber. Aynen. Lakin şöyle bir şey var. Ben dedim ki arkadaşlara bakın hani bu oyun patlayacak edecek. Abi yok dediler bu oyun böyle film gibi bilmem ne işte. Vuruşlar falan. Hitboxlar nasıl falan gibi kelimeler aldım. Abi dedim bekleyin dedim. İlk sezon çok kızdım ama. Onu söyleyebilirim. Şu Geras özellikle beni çok kızdırmıştı. Şöyle söyleyeyim. Bir Crash'ı alıyordun adamı ve o Crash sayesinde toplamda 310 gibi bir hasar vuruyordu tek Crash'la. Lan ebesinin nikahı yani Oo. bu kadar da olmaz. Ben Matakan hoş Geras'ta geldin. bir kere karşılaştım. O da bilmiyorum yani karakterime çapım yok karaktere karşı. Teleportu var. Tutuyor mu, vuruyor mu, command grab mı onu çözemedim daha. Bir kum çıkıyor, kumun içine çekiyor falan filan. Hani demek istediğim yani Geras main'i Geras olan bir oyuncu ile oynasam zaten dediğim gibi oyunu çözmek aslında çok basit. Ben 20 gündür bunalım geçirdim yani şu oyunda dedim nasıl oluyor nasıl sen vuruyorsun ben vuramıyorum hani onun gibi şeyler veya sen bir combo yapıyorsun ben yapıyorum çarpmıyor seninkisi çarpıyor gibi şeyler ama artık yavaş yavaş alışmaya başladım hani örnek veriyorum bu oyunda karakterinizin range'i mesela ben şu an Street Fighter'dan esinlenerek dedim kolektör kolektörü Evet. dalsıma çok benzetiyorum şu an yani şöyle teleport var. Yeri yakıyor, yere doğalgaz atıyor senin dediğin gibi. Aynen doğalgaz ciğere. Ateş atıyor, yerler yanıyor. Burn atakları var işte. Ama Evet. şimdi her main'in bir range'i var. Şimdi ona göre hareket ederseniz bu oyunda zaten anlayacağınız hani ben burada vurabilirim. Hitbox olayı çok basit. SF'ye çok benziyor aslında. Mesela Ne gibi abi şimdi benzerlikler var? Sonuçta sen Street Fighter'da belli bir ya seviyeyi aşmış bir insansın. Hani Whiff Punish. Whiff evet. Punish bunda çok kolay. Onu gördüm. Yani örnek veriyorum. Sen zıplıyorsun. Uçan tekme atıyorsun mesela bana. Bu uçan tekme değmiyor bana. Boşa düşüyor. Sen bayağı geriden zıplıyorsun ama. Ben bu uçan tekmeyi gördükten sonra örnek bir tane uppercut yapıyorum. Orada direkt hitbox'ı uppercut'ın çok iyiymiş. Onu gördüm. Her karakterin aynı. Hatta range'i uppercut range'i çok iyi olan karakterler var. Onu da gördüm. Örnek Shokan, Jade'di galiba. O bir tane Aynen Jade. onun sopalarla kullandıkları uppercutlar var yani range yüksek. Onlar dışında her karakterin uppercutı
Bu dediğim şekilde değiyor yani. Onu fark ettim. Ya da rakibin range'ini bildikten sonra örnek veriyorum bir combo yaptı diyecek diye size ufaktan bir geriye yürüyebilirsiniz. Ondan sonra komboyu gördüğünüz anda peşinden siz girebilirsiniz. Mesela benim range'im iyi olduğu için Dalsım gibi kullanıyorum şeyi. Kolektörün şeyi zinciri var, topuzlu. Dalsım gibi dürtmeli oynuyorum yani bunların. Buna benzer çok karakterler var. Mesela Dalsım'a benzettiğim... Scarlet. Ha, evet. Scarlet'in de mesela çok iyi range'i var. Yani şimdi iki oyun arasında tabii kıyas kabul etmez. Birisi anime tabanlı gibi görünse bile hani birisi daha çok böyle gerçekçiliğe yakın yapılmış. Unreal zaten motoruyla yapılmış bir oyun. Yani birisinde 4 tuş varken diğerinde 6 tane tuş var. Yani ne düşünüyorsun? Şimdi SF'de 6 tuş var. Bunda kaç tuş var dedin? 4 tuş mu? Evet, bunda 4 tuş var sonuçta. Hani 1 2 3 4 klasik. He, tabii atak olarak düşünüyorum. Evet, atak olarak da. Anladım. He, guard'ı falan special'i çıkarırsak arada aynen 4 tuş var. Onun için ya şöyle bir şey var. 4 tuş olması oyunu kolay göstermiyor aslında. Bu tuşları örnek veriyorum. İleriye tutarak, geriye tutarak veya sabit durarak bir tuşta 3 farklı hareketle 3 farklı komboya da girebiliyor mesela. Onun gibi özellikler var. Biraz Tekken benzetmesi gibi diyeyim yani. Hı hı. Yani geniş yani örnek veriyorum dün mesela şöyle bir şey daha var. Hani şimdi konudan çıkıyorum ama yok sorun değil. Abi bu oyunda kapışmadan da dediğim gibi dün söylemiştim. Takım görevleri var o hani kuleler falan. Evet, dün bayağı bir seninle beraber. Çeşit kostümler, ne bileyim itemler, puan lazım olacak en önemli şeyler var yani hani o kullanabileceğin kripti sandık açmalarda veya neyse gizli bölgelerde falan açacağın anahtarlar gibi itemler geliyor. Ya şey güzeldi mesela hani bir dün de çok güzel kişi yani bir şekilde o oyun oynadık. Aynen yani birbirimize item atarak armor falan atarak yardım hani düşün yani şimdi bir arenada kapışıyorum ben sana kılıç atıyorum ortaya al kullan der gibi. Yani çok zevkliydi ben hani beğendim yani bak kapışma modundan çıkıp şeye geçtik hani görev yapalım. Onun gibi şeyler var bu oyunda çok hoşuma gitti. Mesela Street Fighter'da böyle bir şey yok keşke olsaydı yani bu da oyuna tat kadarıyla değil mi? Street Fighter'da böyle bir görev ya bak şu an yeni görev gelmiş ben baktım Raiden neydi Scorpion, Nob Saibot. Bunlar gelmiş. Bunlara da farklı şeyler veriyor yani. Hem onların özel kostümlerini alıyorsun oraya geçersen artık oynadığın main karakterle main karakterine kostümler geliyor veya neyse işte. Yani anlatmakla bitmiyor. Çok içerikli bir oyun. Gayet yani içerikli SF'de ben oyun, evet. SF'de ben şu an hala SF'yi bırakmak istemeyen arkadaşlar var. Hani ben bırakın demiyorum. Oynasınlar tabii ki. Ben de oynuyorum. Arada çağırıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Artık SF'nin çivisi çıktı bence. Yani şu oyun an, zaten bayağı bir eski de değil mi? Hani ne kadar yani da beş, hani oyunu 5. seneye 5. seneye girdi. Hala şikayet yani millet yani bu kadar şikayet ederek bu oyunu oynamak yani bilmiyorum ben hani peki Türkiye içinde mi daha kadar çok şikayet var yoksa yabancılardan da görüyor musun? Ya son güncellemede aslında SF'ye sanki Türkiye bölgesi için bir yapılmış bir sıkıntı var. Onu anladım. Yani genelde laglı adamlar çok gelmeye başladı. Yani 5 çubuk gelmiyor. 4 çubuk, 3 çubuk geliyor genelde. 5 çubuk aratıyorsun, adam gelmiyor zaten. 4 çubuk aratıyorsun, 3-5 aratıyorsun. Bu sefer 5 çubuk gelmiyor. 4 çubuk diskonutlu rakipler geliyor. Bunlar da zaten %80'i ya da 70'i laglı. Evet. Yani 5 çubuk gelen adam diyor ki aha Türk diyor. Açıyorsun Türk geliyor abi. Ben bunu gördüm. Yani şu an SF oyuncuları hatta ben de ufaktan merak ediyorum. 5 tane yeni karakter daha gelecek diye haber hangi geldi. Hangi karakterler geliyormuş? Ya Makoto diye söyleniyor. Zaten bir de DiCapri diye duydum. DiCapri, o ikisi. DiCapri'nin zaten şeyi var. Bir story modda galiba oynanış şeyi vardı o yapay zeka şey olarak hani karşına geliyor ya. Evet. O var. O DiCaprio galiba garanti. Ama Makoto çok konuşuluyor. Makoto gelecek falan diye. Bilmiyorum yani belli olmaz şimdi SF'nin ne yapacağı. Yani ben mesela
beklediğim karakterler vardı. İşte örnek veriyorum. T-Hawk. T-Hawk evet. Hakan. Hakan'ın geleceğini düşünmüyorum ben bu arada, onu da söyleyeyim çünkü bayağı bir sağlam tokat yediler o konuda. Bilmiyorum Hakan, ben SF4 oynamadığım için pek oynamadık yani, bir offline kapışıyorduk sadece. O da zaten SF5 çıktıktan sonra SF4'e biz başlamıştık. Çok yani saçma ama yani SF5'i ben aldım. Arkadaşların dükkanında şey vardı, götürüyorduk makineyi. Orada SF4 kapışıyorduk offline. Ama SF5'in ne olduğunu bilmiyorduk ama benim makinede SF5 vardı. SF5'e geçmemizin sebebi arkadaş var, kulağı çınlatayım şimdi, Hanifi duymuşsundur, Ottoman. Aha, evet beraber oynuyorduk. Dedi bir SF5'i aç bakalım dedi. Dedim acı vallahi SF4 daha güzel dedim. Şimdi SF5'te 16 tane karakter var dedim. Yani bir Ruyuken, Chun-Li falan işte, Zangief falan. ama dedim SF4'te o zaman zaten final yapmış SF4. Evet. Bütün karakterler açık. Yani bakın 40 tane mi falan karakter var. Hı hı. Belki daha fazla, tam saymadım ama. Yani dedim acı yani şöyle bir şey var, biz bunda kapışalım dedim. Yani zevkli dedim. Zaten sallama oynuyor sen. Adı kötü orken falan filan. Eski tarz 2 gibi. Ya aç dedi, bir açtık SF5'i. Evet. Ruyu aldık direkt. Rank'ın nasıl geleceğini bile bilmiyoruz, düşün yani. Neyse rank'a tıkladık bir şekilde. Adam geldi. Daha artık şey, yeni rank yani, sıfırdan başlamışız. Evet. Hanifi oynadı işte. Birinci maç yenildi. İkinci maç ver ben yeneyim falan kapışırken ver dedi ben yeneceğim dedi. Gaza geldik işte, ondan sonra SF5'e. Öyle o şekilde başladı. İyiymiş, güzel bir hani anı olmuş en azından. O zaman yavaştan başlayalım mı arkadaşlar, ne dersiniz Hakan? Hazır mısın? Bence hazır gibi duruyor. O zaman bir davet gönderelim Hakan'a. Hakan sesin geliyor mu? Sesim sana geliyor mu? Hakan GG mi oldu? Ne oldu lan Hakan'a? Hakan! Evet davetini attık Hakan'ın. Bakalım kendi aramızda bir set yapacağız arkadaşlar. Ömer'li haberler, evet. Ömer'li, Hakan'la, Ali'li haberler falan. Önemli haberleri kaçırdın. Hayır kaçırmadım, okudum. Yani özellikle Deathstroke'un gelmesi benim için yeni bir tane daha karakter geliyor dedirtti. Evet Hakan bu arada beni duyuyorsan. Evet daha duyuyormuş. Tamam bir başlayalım. Evet Hakan'ın yeni kanseri Collector. Bunu neler yapabileceğiz Hakan'a karşı? Açıkçası Ashraf'ın gelmesini istemezdim bu ikili arasında. Lee Mei daha mantıklı geliyor bana, bu bir. İkincisi bu iki karakterin geleceğine yerine Ermak ya da Smoke veya Reptile falan gelseydi keşke. Sonunda yayın sonunda demiş Kazım Soy, hoş geldin, el sefalar getirdin. Evet bugün Mortal Kombat günü arkadaşlar ve başlayalım. Oho bu ne? Cisim yaklaşıyor. Evet gördüm. Özellikle Deathstroke'un gelmesi benim için çok güzel oldu.
Evet, ilk maç. Bayağı ses atacağız arkadaşlar. Şapkasız çıkmam abi. Bakalım sen, sesin gelmiyor şu anda ama. Bakayım bir Discord'a arkadaş. Yo, açıkta gayet. Neyse. Joker düşman olarak Red Hood düşünüyordum ama. Yani mantıklı olanı olabilirdi ama Deathstroke çok güzel. Turnuva ne zaman abi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, çok yaklaştı. Şu an eğitimde olan arkadaşlar var, onların da hazırlanmasını bekliyorum ben açıkçası. Onlar hazırlandıktan sonra daha tatlı bir turnuva yapacağız kendi aramızda. Güzel olacak düşünüyorum. Good. Ayarı ver. Yiğit hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl gidiyor? Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Uzun zamandırdan beri görüşmüyorduk. Aranızda Mortal Kombat oynayan varsa bekleriz. Alo. Ve beraber. Aha sonunda evet. Anlamadım kendinden. Tamam. Artık Lao'yu bırakma vakti gelmedi mi? Oho daha yeni başlıyoruz kardeş. Bu da güzel bir buff almışken. Lao'yla oynanmaz mı ya? Elektron oyundan kaldırsın, adını bile unutuyorum karakterin diye. Oynayan adamın elinde çok tehlikeli olabiliyor yani. Kolektör oyundan kaldırılsın mı? Sesim geliyor mu Orkun? Geliyor, geliyor. Friendship'ini unuttum lan adamın. Hakan'a şöyle bir friendship yapacaktık. Ya tanış yerine kapma yapıyorum genelde. Birazdan bir Fujin oynayabilirim ama ya. Yine de yeni başladık. Oo, Fujin severim. Bayağıdır seninle bir Fujin yapmamıştık aslında. Hatta kolektöre karşı hiç yapmadın. Değil mi? Raiden'a başladım bayağı. Hoşuma gitti. Robot gibi değil. Garınç abi. Garınç. Robocop var mıdır? Vardır da bende yok. Ver küsü ya abi ver küsü.
Hadi. Güzel fake. Lao Lao Kung Lao akıyor. Salamlar Mavi Twitch, hoş geldin. Defalar getirdim. Onu Thirst'le böyle bir set atalım dedik kendi aramızda. Isındın mı? Beşti. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sende bir ısınma var mı? Bir hararetlenme ya da tekeli zengin etme gibi. Ben şu an matchup derdindeyim. Ohoho, güzel giriş. Oho. Yere veriyon küskü ya. Aleyküm selam, hoş geldin. Badem. O badem. Hayır, ben onu yapmadım. Oldu mu Adem? İstediğin oldu mu kardeş? Eyvallah, eyvallah. Vallahi oldu ha. Tam brutality yap dedin, sanki hissetmiş gibi. Kaat.
O zaman fatality yap. Peki. Ama ayıp olmaz mı ya onu first'te? Atera atacaktım üstüne. Benimkisi ileri yukarı aşağı öyle bir şey. İleri yukarı ileri galiba. Manas destanı gibi desene. Vallahi döner. Bir denemeydi. Hadi bakalım, bunu da sen istedin Adem, al. Şeydeki fatality çok güzeldi. X'de hangisi? Şapkayı yere atıp çeviriyordu. Abi o efsaneydi ya. O harbiden çok efsaneydi ya. Çok güzeldi o ya. Tamam, bundan sonra bir Fujin deneyeceğim. Ama Fujin'de çok bir şey beklemeyin benden. Hakan Reis beni dövebilir. Çok rahat bir şekilde. Hmm.
Oh yeah, oh yeah. Is your tribute. Round 2. Fight. Ana iyi dövüyor bizi ya. Bu tur olmadı. Oy oy, kelleyi aldı valla. Çok iyiydi be. Of, bir de Manas destanı çıkardı. İyiydi bu. Bildiğin Manas destanı abi. Güzeldi. Güzeldi. Çok eğlenceli oyun. Bakma, dayak yesen bile eğleniyorum ben. Aynen. Hiç aynen. Hiç kızmıyorum. Neden? Çünkü yeni öğreniyorum oyunu. Adamın liste kabarık diyor mavi demiş. Güzel. Yourself. Round 2. Fight. İşte bu. İşte beklediğim hareket bu. Sapa bakıyor ya. Hayır, ileri aşağı aşağı itti ya. Geri zekalı Orkun. O zaman bir Fujin deneyelim bakalım neler yapabilir. Oh yeah. Oh yeah, değil mi? Oh yeah tabi. Hem onlara hemen şey yapayım. Ne düşündüm? Ha, aklıma geldi direkt. On. Abi korkutma beni. Fujin. Abi korkutma beni. Eski köpekli. Ben şeyi seviyorum ya. Mortal Kombat 3'teki şapkayı çıkartıyor. İçinden tavşan çıkıyor ya. Haplı yani. Ben seçiyorum. Hadi bir retro kate yapalım ya. Tamam. Daha biraz çok zayıf karakter aslında. Çok hareket miydi ve overage çok karakterdi. Fakat Kumpluğa buff aldı arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Çok güzel. Hani whiff punish yapabiliyorsunuz. Abi nereye gidiyorum? Almanya'ya gidiyorum.
2 abi. Aynen. Retrocade güzel oldu. Round 2. Fight. Ver püskü, ver. Neden acaba? Tek tuştan dolayı mı? Hayır ama ya, hayır ya. Hayır! Ben daha önce bastım. Benim armorum kalmadı. Fark ettim. Shield. Seninki hızlı çıkıyor aslında ya. Çıkıyor da şey bitti. Senin armoruna çarptı. Hı-hı. Kaybedecek enerjin vardı. Benim kaybedecek bir şeyim kalmamıştı. Bu nasıl bir duruş lan? Ben bu kadar Jackie Chan filmi izlemiş, Bruce Lee filmi izlemiş bir insan olarak da. Bunlar da bizi yiyor ya. Adam bildiğin metalci çıktı. Daha baba. Ohohoho. Hakan atıyor. Aparkat. Evet. Duyarlığına doyum olsun demişler. Abi tabii ki Jax'inkini sevdik ya. Jax efsane olmuş. Ona yemiyor ya.
Oy 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 oy. Alır buradan alır. Bir patel kepeyim. Yap yap ayıktın ya. Gözümüz gönlümüz şenler. Kokoreççi, kolektör aga. Gözlerim yerinden çıktı ya. Gerçekten efsaneydi. Böyle bir şey yok ya. Vahşetten zevk alıyorsun. Tanrı'nın sonu demiş. Aynen abi. Güzel bir şey. Güzel yani, sanat yapmış adamlar abi. Bu zaten daha önceden de konuştuk. Aa benim böyle bir hareketim var değil mi? Bak unutmuşum. You are no challenge. Round 2. Fight. Az daha. Büyük kolonlar inlesin. Ah be! Final round. Final round. Fight. Keşke ya, keşke. Oy 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 oy. O da çok tutmadı be. Oldu mu şimdi? 4 çok kötüydü, aynen öyle. MK4 mü? Evet.
Aynen ya, ultimate ondan daha güzel. Ya adam şimdi Ozyma Tekken oyuncusu. Bu arada hoş geldin Ozyma. Tekken'den mütevellit böyle oluyor, o belli yani. Adam 2D oyunları pek sevmiyor ama Ozyman bize söz verdi. Kendisi yaz indirimlerinde artık o da Mortal Kombatçı oldu. Değil mi? Değil mi Ozyman? Artık herkes Mortal Kombatçı. Aynen. Gel Mortal Kombat'a kafanı yaşa ya. Ne yapacaksın Tekkenlerde? Hayır ya! Hayır ya! Hemen kapa. Ne yapayım ya? Bir kapayım dedim ya. Bir kaptırtmadın kendini. Çok kötüsün. İşte TF kafa atıyorum akşamları. Abi en karizmatik fatal bloğulardan biri. Bak ya. Ben ne yaptım lan? Combo yapsana ya. Ne yapar kapıyı ya? Altın abi, Scorpion'un yok mu ya? Var. Var, Scorpion'u da yaparız. Biraz daha. Ulan, acı bir kaptırtmadın kendini. Uğraştırıyorsun ya. Ne yapacaksın ki kapı? Ya bir dene. Bir şey denemeye çalışıyorum ya. Bir kapamadım. Lanet olsun ya. Brutality var mı? Kapmasına. Onu deneyecekti zaten. Hacı. Burada teknik konuşuyor. Farkındayım. Ne kadar matchup'um olmasa da tekniğimiz var. Ya Hakan artık matchup'un dibine vurdum be. Matchup'um yok diyorsun. Warrior'a doğru gitmişsin. Abi o kadar olmuş mu abi benim yok. Arama tüfek değil lan o. Bataryayı. Aynen. William Tell. William Tell.
Parti üt. 62 yapıyor, çıldırdım. Yapar abi, yapar. 12 ise yapar abi. Yeter ulan. Bak bu bir tatar yayı. Ya. Oo, komando gelmiş, hoş geldin. Adam rüzgardan yararlanıyor. Gerek yok ki, ihtiyacı yok ki. Rüzgarı şey yapıyor ya arkadaş. Kendisine. Buradan Erzincan'a kadar yolum var abi. Adam gitmiyor ya, gidiyor. Aldı başına gidiyor. Reis gelmiş. Oy, ne yaptın? Haha, yemedi bu. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı ya. Dedim olmadı. Bahadır seni tanıyor, komando. Abi Avatar Korra'daki hava bükücü adam gibi nefes bırakıp boğsa aslında güzel olur. Ya o zaman aslında onunla ilgili bir güzellik var da işte onu yapmaya çalışıyorum. Tabi reis yemiyor. Yedirteceğim ama. Neden acaba? Abi! Abi ben bir Erzurum'a kadar gidip geliyorum. Yok öyle kaçmalar. Adam bırakmıyor ki, gideyim. Kütle iman silahsın sen taşkın. Muhabbete bak. Etteki. Abi ben yaptım, sen yapma. Ağzımın üstüne. Var sonuna gel, inceltelim nedir ya. Ama ama hayır, ama hayır. Can you fail? Right.
Ne varsa attı adam üstüne. Ne varsa attı ya. Kan ve kemik. Aynen, o zaman bizden ya. Eski çantaya sporcu. Koydum acı. Abi götürdün gidiyorsun beni. Ne yapacaksın abi? Çok merak ediyorum ya. Abi lazım oluyor, parçalar satılıyor. Kaporta tamir. Alıyorlar yani. Soğukhan'a götürüyor. Sonuçta adı üstünde koleksiyoncu. Adamını buldun yine Hakan ha. Allah'a adamını buldun ya. Ama olmaz ki, ayıptır ya. Bak yine tükürdü. Bak yine tükürdü. Bu da izleyiciler için gelsin. Şiş kebap. Fatality. Fujin wins. Kebapçı Fujin usta. Ama oradan nasıl yakalamazsın ki ya? Ben Adana'ya gidiyorum. Yemiyor ya. Burada yem. Ben anlamadım bu fotoğrafını. Bizim ekipte herkes oy sanatları yaptı ya. O yüzden güzel yani bizim ekip. Aa.
Eyvallah abi. Eyvallah. Böbrek dalak ne varsa girdi sağ olsun. Skorpiyon istemiştiniz değil mi? Skorpiyon alayım peki o zaman. Aşkım niye insanları chat'te rahatsız ediyorsun? Biraz da ben rahatsız edeyim dedim sizi. Ne olmuş lan? O kadarlık hattırımız yok mu? Özellikle Kimura'm fenadır. Oo Kimura kapana. Vay. Varsa alırım bir armbarını. Hadi bakalım. Lan bununla da hiç... Ortumcu senin. Aslında benim de bunu almam lazım da. Değil mi? Bender. Sen seviyorsun Bender. Yo 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 yo. Niye böyle şeyler yapıyorsan ben de. You will suffer. Korkuyorum Hakan, anlıyor musun? Inflames Yusuf Kılıç gelmiş. Aleykümselam, hoş geldin. Getireceğim ben o zimanı ya. Antalya'ya gelecek o. Gelecek gelecek. Bana söz verdi komando. Direkt götüreceğiz Akaya, çalıştıracağız onu.
İyi maşallah. Yazını okuyacağım, bir saniyeni alacağım. Bir daha yazar mısın maçtan sonra? Şimdi maçtayım ya, göremiyorum. Ama ayıptır ya. Lan hepsinden kaçtım, sıyrıldım. Sporcu yendin. Adamsın. Bence tekrar başla ya. Güzel olur. Yo, çok zaman alacağını zannetmiyorum. At hadi beni. At hadi beni aşağı. Evet, bu da size geliyor arkadaşlar. Efendim. Ben de Scorpion kastım. Vallahi bak. İyi olur ha. Komando. Sen de şöyle yan yana oynarız. Kostüm açmakta bir şey yok ama güzel yani, hani yapılabilir. Subsoy Boto yani, aynı hareketler devam yani, çok bir şey değişmedi. Arkadaşlar yeni karakterler geldi, sadece o yani. Ama madem böyle bir bilgin varsa Flames gel yani, bak hem de şöyle bir şey var, bir turnuva yapacağız. Bu zaman diliminde de hani turnuvaya katılırsan güzel de bir ödül kazanabilirsin, neden olmasın. Scorpion'a yazık oldu. Adam hani koleksiyonu asit de harcadı. Sizin için geldi arkadaşlar burada. Yaptığına şantaj derler. Böyle aşka montaj derler Hakan. Dirsey çok güzel. Bam diye vuruyor. Keşke bırakmasaydın ya. Beraber oynardık. Hatta turnuvaya falan girerdin. Turnuvada da seni izlerdik yani. Değil mi?
Kafayı hep yapıyorum. Salak gibi şu hatayı yapıyorum. Oba! Çok güzel bir hasar göreceğiz şimdi. Hakan Reis'den. Valla zamanında işte bak ben de bir ay kadar oynadım. Şimdi tekrardan geri başladım. Sen de gel başla. Ağzımızı kapat. Değil mi? Sen bir nickini yazsana bir. Ben şöyle bir istatistiklerine falan da bakayım hatta. Ne dersin? Inflames. Ama senin olacak. Ah. Çıkıyordu adam armoru aldı. Yoksa güzel launchlandı. Nickini hatırlamıyorsun, indirirsen söylersin. Zevk bırakma olayı değil yani. Hani ben övünürüm böyle bir şeyle. Ne güzel e-sporcu adamı yenmiş falan filan. Hani hoşumuza gider böyle bir şey ama yani sadece bir bakmak istedim istatistiklerine. Hani bu kadar güzel oynuyorsan bizim turnuvada mutlaka olmalısın yani. Komando. Nasıl ya? Ne bahsediyorsun Yusuf? Orkun. Efendim? Bir dakika. Tamam, şu şu maç bitsin de bana bir 10 dakika müsaade verir misin? Tamam, müsaade senin. Tamam, hadi. Sıkıntı yok umarım. Yo yo. Ben birazdan geliyorum. Tamamdır. O sırada. Biraz muhabbet edelim arkadaşlar. Bundan sonra belki bir maç girebiliriz. Random. Zaten gelince Hakan bize yazacaktır diye düşünüyorum. Söyleyecektir diye. Mortal Kombat güzel bir oyun. Rekabet de çok güzel bir olay. Ama hani dediğimiz gibi alt tarafı bir şey yani oyun yani. Çok da öyle üstüne düşmüyorum ben. Herkes iyi oynar abi derim geçerim ben. Tamam. Abi yani beraber oynadıktan sonra bu oyunlar keyifli yani. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Hani ben burada her şeyi bilemem. Kimse burada hiçbir şey bilemez. Tony Fox bile hala yeni yeni şeyler öğrenebiliyor ve insanlara bunu gösterebiliyor. Tony Fox'tan örnek verdim. Önemli olan bilmediğimiz şeyleri birbirimize aktarmamız. Yoksa en iyi sen oyna ben gurur duyarım yani. Bak ne güzel lan ülkemizden bir tane adam çıktı diye. Hani bu artık dilimde pelesenk oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum en azından.
MK'da eski arcade kafası olması gerekli bu oyunda. Excalibur hoş geldin. Iris Thought hoş geldin. O zaman gelmişti zaten. Ona selam vermeyeyim. Sana selam yok lan o zaman. Abi adam güveniyorsa sen de diyorsun. Kafaları da görelim yani. Bak bunu evet ben de hani söylüyorum zaten. Hani gelin oynayalım abi. Bilmediğim bir şey varsa bak benim Discord'um falan da var. Biliyorsunuz zaten. Ünlem Discord yazaraktan girebilirsiniz. Hani gelin abi benle anne diğer arkadaşlarla Mortal Kombat oynayan arkadaşlarla beraber şurada maç çıkartalım keyifli keyifli. Ne güzel yani. Mortal Kombat 11'i PlayStation'a aldım. Oo Excalibur. Keşke PC'ye alsaydın ya. Bende PlayStation yok. Şimdi köşeden bir yerden mavi Twitch gelecek. Rekabet eşittir küfere yol açıyor. Hoş değil, başıma çok geldi. Ya sadece senin başına gelen bir şey değil bu Hyper Ghost. Hepimizin başına gelen bir şey. Hoş değil. Kung Lao fena. Kesinlikle fena. Ben de çok seviyorum Kung Lao'yu. Mortal Kombat 2'den beri değişmeyen karakterlerimin arasında. Bir Scorpion, daha sonra Kung Lao. Mortal Kombat 3'teyken Smoke ve Scorpion dışında Kung Lao'da oynardım. Zamanında almadım, fırsatı kaçırdın Orkun. Bak ne dedim mavi Twitch? Oradan bana parlayacak demedin mi? Abi bilmiyorum konsol bana biraz böyle geliyor. Abi şimdi gerçekten ama. Doğrudur bak hani Oziman. Hani seni biliyorum. Tekken zamanlarında yayın açtığımda da hani çatır çatır gelip oynuyordun. Az da dayağını yemedik şimdi doğruya doğru. Ama sağ ol vallahi sayende bir yerlere geldik. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim dostum. Yani ben dereceli bile oynamıyorum bu oyunda. Eminim ki şu oyuna ağırlık verseydim ben. Hani bir ay kadar bir şey oynadım. Offline'da oynadık zaten arkadaşlarla. Hani statlarım da şu abi. Çok bir şey değil yani belki sizin için ama. Oo şuradan şu gelmiş. Crypt Event vermiş. Abi statlarımız da şu yani. Çok aman aman bir şeyim yok yani. Bak şurada Scarlet yazıyor ya. Mesela o da Ayça'nın main'idir. Ben şunu da alalım bari. 30 kere zıpla. Tıp tıp tıp. Doğru yani zaman harcamakla alakalı. Şimdiki genç arkadaşlarda pek öyle bir şey yok. Biraz sabırsızlar. Ama zamanında arkadaşlar. Hani biliyorsunuz ki birçok kişiye Street Fighter edindirdik. Hani 30'dan fazla kişiye Street Fighter edindirdik arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Ve gelen her arkadaşımız biliyor. Fakat o oynayan 30 kişiden kaçı kaldı ben onu merak ediyorum. O biraz üzücü ve sıkıcı. Online history bak. Göstereyim işte. Böyle yani çok bir şey oynamıyorum ben de yani bu oyunu. Sadece Kung Lao'yu seviyorum. Bu da bana yetiyor yani. Dragon of Akuma. Bir son zamanda bir Fujin'e başlamıştım. 304'e 160 diyor bak. Efendim ada kanka. Kim kimin? Abi spam oluyor. Spam'a karşı yapacak bir şey. Abi spam çok kötü bir şey gerçekten. Gerçekten çok kötü bir şey. Ya sırf bak ben size bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani normalde Mortal Kombat'a ben başlamayacaktım ama Fujin'i görünce ona ne avradını dedim böyle gözlerim fal taşı gibi açıldı. Ondan sonra Fujin'e başladım ve oyuna da başladım. Zaten diğer gördüğünüz gibi Hakan, Onur First dedi abi ben de dedi oynuyorum dedi. İyi dedim gel abi çok güzel olur güzel başlangıç olur benim için de. Toplamda bir ay oynadım ben bu oyunu sonra bıraktım. Night Online'ı hiç oynamadım abi. Abi en güzeli mavi Twitch yapıyorsun eğlencesine zaten olay o. Ya spam var Oziman. İnanılmaz spam var yani. Ben Mortal Kombat X'te gerçi bir önceki oyunda ama işte mesela spamın dibini yaşadık. Jacqueline Briggs'i alırsın köşeden taraba batara, taraba batara. Hiçbir şey yapma. Dönelim. Abi sıfırdan öğretmen lazım. Knight'ı bilmiyorum. Adamlarınız
insanları aşağı birle bozuyorum. Safe Setrion gibi saçma. Aynen Setrion mesela, aynen spamın babası. Zon var da abi, zonun da bokunu çıkartmanın da alemi yok yani, değil mi? Hani buna eminim ki Ultimate Mortal Kombat 3'ü oynasa birçok insan, tamam mı, tiksinir ya oyundan. Allah diyorum tiksinir yani. Nasıl anlatabilirim sana Ultimate Mortal Kombat 3'ü dersen, bu özelliklerin hepsi şu anda oyunda işte, hani var ya Crash Counter'lar, bilmem neler, cartlar, jurtlar. Onların hepsini bir çıkar. Mortal Kombat X'i koy. Oradaki özellikleri de çıkar. X'i koy, 11'i koy. İkisini karıştır. Al sana Ultimate Mortal Kombat 3. Abi koşma diye bir olay var bak, koşma. Ve koşmanın da bir staminası var, bir derecesi var, barı var. O bar bitene kadar koşabiliyorsun oyunda. O koşma sayesinde birçok şey değişiyor ve spam yapmaya zaman olmuyor. Cinak. Hani spam illa köşeye geçip de hani projectile hareket sallamak değil yani, işte Hadouken atayım gibi ya da ne bileyim büyü sallayayım falan, öyle bir şey de değil. Mesela Liu Kang'in bir tekme spamı var. Hayattan bezersin. Gerçekten hayattan bezersin. Bak. Görüyorsun değil mi? Sadece bu sezonu oynamışım. Gördüğün gibi. Bunu da Fujin'le oynamışım. Bırakmışım ondan sonra. Tad vermiyor abi. Tad alamıyorum ben. Burada benim en çok sevdiğim şey, abi gelecek arkadaşlarımı Discord'a çağıracağım. Discord'da beraber oynayacağız. Başkanım ben kaçıyorum. Uğrayayım diye yine, işim bitince bana dönüş yap. Tamamdır. Ben buradayım zaten. Komando her şekilde bana ulaşabilirsin biliyorsun. Benimkini andın yine. Seninki kim oğlum? Shinnok. Shinnok. Evet doğru söylüyorsun o zaman. Ya işte yani ben bu olayı sevmiyorum. Hani Mortal Kombat'tan bahsediyoruz. Olay sadece yani FPS oyun gibi birbirine ateş etmeye, işte Hadouken atmaya gibi, ona gibi bir şey dönüyor yani. Aslında eğlendiriyor ya mavi. Yani ben eğlenebiliyorum. Alo, ben geldim. Hoş geldin Hakan. Mevzulardan ne bahsediyorduk. Lobi ne oldu? Lobi sen çıktın da bir muhabbet konuşuyordum. Hemen yeni bir tane kurarız. Tamam. Ne olacak ya? Tamam. Senin canın sağ olsun kardeş. Eyvallah. Bir oynadım, bunu aldım. Abi arkadaşın yoksa bunu alıyorsun, o doğru. Ama şey konusunda da haklısın. Bak mesela dediğim gibi dereceliğe girdim abi. Oyna oyna, tamam abi ben alacağım, heyecanı, zevki aldım zaten. Hani öyle çok... Şeyde mi? MK'da mı? Evet. Yani benim öyle çok böyle rekabetçi bir ruhum yok yani. Hani ha, ama şöyle bir şey var. Kafam atarsa o zaman çok sıkıntı şeyler yapacağıma ben inanıyorum yani. Yıllarca dövüş oyunu oynamak cezbetmiyor artık. Doğru söylüyorsun. Yani görüyorsun mesela King of Fighters'ın son halini görüyorsun. Bu ne lan oluyorsun? Ya bir de combat pack muhabbeti var. Ha şimdi bak, bu oyunda sevmediğim bir şey var. Şimdi size göstereceğim. Ya Allah'ını seversen yani bu adam nedir ya? Yani şu adam nedir? Bu bir. Bu adam nedir? Yani Mortal Kombat'ın ruhuna ters şeyler bence. Ya bu ikisinin ne olduğunu bana biri açıklasın. Hadi gene Joker tamam diyelim. Hadi bir nebze. Hadi bir nebze tamam, gideri var. Bu ne? Yani bu da hadi tamam bir nebze gideri var. Çünkü böyle bir şey var. Adam bir komik karakteri. Çok da tatlı bir karakter. Bilenler bilir. Ama şu ikisi nedir abi ya? Şu ve şu. Nedir ya? Biri bana bunun açıklamasını yapsın. Kung Lao. Fujin. Çatır çatır öldürüyor vallahi. Çatır çatır filmlerinde öldürüyor. Özellikle o beyzbolcu çocukların koçu muydu neydi? Onunla kapışırken. Abi Negan olayında kesinlikle çok haklısın. O zaman. Bunu söyleyebilirim sana. Negan çok güzel. Holy smoke. God damn.
Tekken'i de şamata yaptılar. Soul Calibur'da öyle oldu. Soul Calibur'daki mesela şey olayı çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. Rivia'lı Geralt'ı görmek. Hyperfat, hoş geldin. Ezio vardı bir ara, Ezio. Tutlanma. Bana mı dedin onu? Ezio. O Assassin's Creed'deki Sus. karakter. Tamam anlat. Tamam sustum o zaman. O zaman sustum. Kim dedi? Sus. Hyperfat. Ha. Abi vallahi doğal dalcısın ya. Yemin ederim doğal dalcısın. Şuraya bak ya. Yo hayır. Tekken'den bahsediyorum. Hayatta ben spoiler vermem. Ben de 10. sezonu izlemedim bu arada. Hani onu söyleyeyim. Blue TV'ye vermişler. Netflix vardı. Abi nereden yakalıyor? Değmiyor gibi şöyle değiyor. Abi olamaz Onur, böyle bir şey. Onur First'ün nickini ifragaz yapalım. Hadi ya ama burada da vurulmaz ki be. Ne güzel. Güzelim. Rush'ı da aldık. Hayatımı bitirdin ya. Hayatımı bitirdin ya. Negan Tekken'e geldi evet. Çok güzel bir olaydı. Çok hoşuma gitti yani. Hyperfat kaçtasın? Walking Dead'de. Bitirdin. Oo güzel. O zaman alfayı, betayı biliyorsun. Spoiler almayalım. Spoiler vermeyelim. Tamam sustum. Allah kahretsin. Arkadaş bir şey de konuşamıyoruz ya dizi hakkında. Ama size şunu söyleyebilirim. Ben 6'da bıraktım da o yüzden diyor. Ama size şunu söyleyebilirim. Benim için kesinlikle ve kesinlikle Daryl Reis. Daha da ötesi yok. Sadece Daryl için izliyorum. Abi dayanın. Gerçekten hani dayanlığınıza değecek arkadaşlar. Bakın buraya kadar getirmişsiniz. 6'ya kadar getirmişsiniz. Bırakmayın gözünü seveyim. Bir kere inanılmaz bir loading var doğru. Yine kaçırdım. Abi şunun da kaçırmasam olmuyor. Adana'ya yolcu var mı? Niye orada öyle bir şey yaptım ki ben şimdi? Neden yani? Duyar mısın oğlum?
Gariban CA'sı. Hanım? Gariban CA'sı. Gariban CA'sı. Garibanlar için yapılmıştı. Sıkıştığı zaman direkt boom. Lan gitsin. Unnatural. Bana da çok saçma geliyor ya. Daha araya girecektin ha, vay vay vay. Belki dedim. Bir kişi yaşayacak. Öldürerek 10 kişi. Bak dizide yakaladığım benim en güzel şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Walking Dead'de. Bunu birçoğunuz yakalamıştır. Araba kullanırken mesela önüne bakmıyorlar. Sağ solda konuşuyorlar böyle. O sırada hep kaza geçirdiler. Hatırlayın şöyle bir diziyi, mutlaka karşınıza çıkacaktır. O klişe ya, her filmde olur. Ver abi, ver ayarı, ver. İpra gaz, yemin ederim ipra gaz ya. Stranger Things'i bitirdim 3. sezonu. Yani en son sezonunda ne çok saçma dedim. Özellikle o polisin muhabbeti. Bilmiyorum izlediyseniz. Bunu spoiler vermeyeyim onda. Abi çok iğrenç. Aa ne oldu? Ne oldu? Oyun dondu. Oyun dondu. Çanta tekmeye dayanamadı. Ekronize edemedi. Tam da dövecektim. Aynen abi ya. Şimdi döversin abi. Ben daha atıyorum sana istek. Demogorgon muhabbeti çok tuhaftı Michael. Şey yap. Demogorgon muhabbeti ben sana şöyle anlatabilirim. Neydi lan onun ismi? Unuttum bak. Ya bir deneyler vardı da onunla alakalı bir şey anlatacak. Amerika'da çocukların üzerinde yapılan bir deneyler vardı. Ona göndermedir. Ha işte değil mi? Ben de anladım. Zaten sorun o Ayşe. Evet 11'in olayı aynen. Megan MK gelse daha iyi. Tekken'de neden Robocop ne olurdu? Doğru söylüyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu arada şeyi izlediniz mi? Orkun Stranger Things. Stranger Things'i izledim abi, aynen izledim. Bak ismini bile söyleme, Stranger Things. Ben anladım, sıkıntı yok. Onun sezon, 4. sezon mu gelecekti onun? Evet. Ha, onu bekliyorum da ben de, ne zaman belli mi? Vallahi hiç bilmiyorum ben. Bir, ikincisi, ben abi o
Sizden çok kutluyum. Özellikle donunu gördükten sonra 3. sezon. Seks yok ya, bir şeyler olacakmış bakalım. Fragman geldi. Haa. Ona bir bakayım. Aynen. Ya. Aa. Aman aman aman. Şimdi Bob Walker aldık değil mi biz? Niye öyle bir şey yaptın? Uyarım ben. Eylül'de mi yayınlayacaklarmış? Vay vay vay. Hadi bakayım ya ben. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan 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 lan! Varyasyon karıştı. Ver abi ayarı. Geldi bak bu. Mandalorian güzel abiler. Mandalorian'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynen. 8 bölüm galiba değil mi? Benim? 6 bölüm. Böyle bir şey olması gerekiyordu. 2 bölüm bıraktım. Witcher'da da 2 bölüm bıraktım. Abi Witcher'ı ben sevmedim ya. Özellikle Yennefer'le Triss'i görünce, oyununu oynamış birisi olaraktan. Abi bu ne dedim ya? Ya... Ben Witcher için izliyorum şimdi. Karakter gitmiş. Bunu söyleyeyim. Abi birazcık kütle değil mi ya? Hani Superman'i oynayan adam oynuyordu değil mi? Abi adam oturmuş ama yani. Söyleyeyim ne bileyim. Başka kimi bulabilirler ki? Var bir tane Türk dizilerinde biri. Bayağı benziyor. Yes. That is called Mekaya Deadpool mu? Ya
Nereden döndü lan oyun? Kılıç atıyor ya bu harekette. Biraz saçma olmaz mı ya? Ah! Ne yemeseydik iyiydi. Kimin gelmesini isterdin? Hakan. Mortal ama. Düşüneyim biraz. Eksik olan kim var? Abi Ermak'ı bekliyorum ben aslında. Ermak öldü ya. Ermak getirmezler. Okareş nasıl yapıyor? 30 saniye. Rain mantıklı. Beyin çok mantıklı ama onu da geleceğini zannetmiyorum yani. Abi Ermak gelmesin ya. Neden lan? Ermak güzel bir karakter. Ermak gelsin abi. Quan Chi gelecek, daha ne istiyorsunuz? Yetersiz. Quan Chi'yi de bekliyorum aynen. Kavun içi güzeldir ha. Bak kavun içi olabilir. Hep yorum. Abi Terminator gibi hiçbir motivasyonu yok. Robottan farkı yok. Nasıl ya? MKX gibi değerlendirme ya. Mortal Kombat 3'teki haliyle gelirse var ya 10 numara olmaz mı? Hayır. Hayır. Onu kurt, hayır. Yaptı işte ya. Ulan kendim komboyu kaçırdım ama olsun. Kavkan anabot olmazsa Ermak olmaz adam gibi. Lojdeki tüm ninjalar gelsin artı bir. Valla ben Havik'i deli gibi bekliyorum ya gerçekten. Havik gelsin yani. Lan nasıl bir şey olacak? Bunu merak ediyorum.
Afe. Şimdi Cyrax'ın sektör gelecek, onu söyleyebilirim arkadaşlar size. Cyrax sektör, aynen. Guan Chi, Ermac. Ben bunları bekliyorum ya. Yani karakterler olmadan Mortal Kombat olmaz bana göre. Doğru söylüyorsun. Hani yani biz robot çıkarttık diye de Terminator ile Robocop çıkarmaları... Hatta Smoke, Ninja Smoke. Ninja Smoke kesinlikle. Bekliyorum. Yani Ultimate'de aklım yani efsaneydi. Müthişti hani, abi, müthişti. O zamanlar o kadardı ama... Herkes onu alıyordu abi. Bir değiştirirdin. Abi ben waifucu olmadığım için kadın karakter kullanmıyorum. Waifu ne demek şimdi tam olarak? Hayır! Valla ben hiç kadın karakter kullanmadım. Tekken 2'deki sana hariç. Okuyacağım onu. I'll collect your life. Final round. Fight. Anladım. Ne diyeyim? Yemekten gına geldi artık. Oynayan tek lafım var. Goro varken ne işi var? Goro olmadığından dolayı olabilir mi? Oh, gelmiş. Demek bunu yapmaya çalışıyordum. Aynen. Bak kaç tane kol var arkada, gördün mü? Aynen. Çantayı tutan kol bile kaldı öyle. Abi işte detay bu. Aynen abi. Kesinlikle sanat bu. Yani normalde şöyle diyeyim. Hemen şimdi diyecekler Street Fighter falan. Abi adam yandığında hatırlıyor musun? Her adam Zangief'i yanarken mesela. Evet. Veya çarpılırken falan. Gerçi şöyle bir şey daha vardı. Mortal Kombat'ta eskiden Ultimate'de falan 3-5 tane kuru kafa çıkıyordu adamla. O da var. Yani. Şey vardı mesela, ben en çok onu çok severdim. Street Fighter 2'de kan ve safra kesesi, su ağızdan gelmesi gibi. Bunu koyuyorlardı 2'de, daha sonradan kaldırdılar. Hatırlarsın. Bana mı dedin? Yani tabii ki. Çocukla konuşuyordum, yemin ederim, kusura bakma ya. Yok yok, sıkıntı yok. Arada sen izleyicilere konuşan diye şey yaptım, biliyor musun? Çocuk bir şey sordu. Yok abi, değil ya, ne oluyor? Neyse, yeniden tazeleriz. Yani aynı.
fight. Kandırdım. Farkındayım. Al gülüşe bak ya. Nasıl almaz oradan onu ya? Oh, çok güzeldi bu. Evet. Gör tarlasının sonu. Paketlenip götürülüyor. Hani böyle yemek sipariş edersin de. Yemeği koyarlar ya o hesap. Konya'yı kopyalayalımlar. Konya varken neden kesti Cage? Çünkü Johnny Cage ile Konya'nın karışımını istediler. Melez karakter her zaman tutar. Hangisi kardeşim? Kocaman. Social Justice Warrior. Lanet olsun öyle karaktere. Özellikle Mortal Kombat X'te yaptığı bir hareket vardır onun. Söylediği bir laf vardır. Hoşuma gitmez. Burada zikredemeyeceğim arkadaşlar. Ne kadar yavaşça yürüdüm, geldim, tuttum, eksiye bakıyorum. Yani doğru söylüyorsun. Final round. Fight. Akeda olayı mesela. Kung Jin olayı. Yeni bir saga başlatalım. Bu sagada da yeni karakterler olsun. Yeni karakterler. Aa, niye kaçırdım ben onu?
yetinin %50. Yani zaten eti 50'sini bu shallow kick ve taşaklara vurma hamlesiyle tamamlıyor. Gerisi de Sonya'nın işte Ramaga hareketleri, Jujitsu hareketleri falan falan falan. Bence hani oturmuş ama tam anlamıyla istediğimi alamadım ben o karakterden. Neden? Çünkü tabanca kullanması. Abi saçma. Hani biz bu oyunu yıllar boyunca dövüş falan muhabbetinden sevdik. Bak Liu Kang'e, bak Scorpion, Sub-Zero falan. Hepsi böyle bir dövüş. Abi sevmiyorum ben öyle ya. İçin içine tabanca girmesin abi ya. Niye giriyor ki? Mesela şey de iğrençti. Neydi onun ismi? Errol Black. Chaos Comfort gelmiş, hayret. Hoş geldin Chaos Comfort. Oy oy oy. Matakan. Çok tehlikeli bir adamsın Matakan, biliyorsun bunu. Oy oy oy, bana vuruyor. Ay ay, bana vurdu. Yanlış varyasyon. Çıkıyor diyorum. Çıkıyor diyorum Matakan'cım. O yüzden diyorum ya. Çok tehlikeli. Hayır! Hayır! Tepemde koşuyor adam ya. Abi adam rüzgar tanrısı. Yani kılıcı adam attığı zaman alsın yani. Hah! Ulan! Eyvallah, o senin adamın kardeş. Ver abi doğa odası. Ver abi doğa odası. Nereye abi? Nereye gidiyorsun? Hayır ya, hayır ya. Nasıl? Nasıl? Raiden daha eğlenceli Liu'ya göre. Raiden tamam iyi hoş ama çok ağır karakter be abi. Bak mesela şeyi çok seviyorum. Hani mesela Kung Lao'yu oynama sebebim de o yüzden. Hani Wushu görüyorum ben abi. Wushu'yu bilenler bilir. Çok tehlikeli. Ya bırak onun da iyilikliğini gördük ya. Tam bir mal. Tam bir mal. Hani Shao Kahn, Shang Tsung muhabbetinde gördük. Abi şunu yapma artık.
assist. Round 2. Fight. Ama adam bir yerde haklıydı bak. Bir yerde haklıydı. Gerizekalı Fujin'e dedi ki, bak kardeş sen dedi biliyorsun bu adamla iş yapıyorsun ama dedi Shansong'a güvenilmez dedi Fujin'e. Fujin de yok abi biz işte Earthrealm'in güvenliği için uğraşıyoruz da senin yaptığın ayıp da falan yaptı. İyi bari dedi, adamı da kandırdılar. Bir tek orada üzüldüm yani. Arkadaş ne range varmış sende de ya. Aaa kaçırdım. Abi neden? Hasar yiyorsun sonuçta. Hasar yediğin zaman canın gidecek abi. Tekken'de bak mesela ben o olaya çok kıl oluyordum. Adam o kadar sana kılıçla vuruyor. Ediyor ama sen abi ben korunuyorum ya tamam canım gitmez benim. Oğlum kolun bacağının kesilmesi lazım ki adamlar. Bence iyi yapmışlar. Kardeşim boks diyorsun, doğru diyorsun da boks yani hani burada boksluk bir durum yok. Adı üstünde ölümcül dövüş. Adamlar baksana nasıl emanetler çıkartıyorlar. Dayakalım abi. Popo hareketi zaten fixtir arkadaşlar. Yani hani dövüş oyunlarında popo hareketi fix. Bir de o zaten sevilen bir karakterse tamam abi. Kolum bacağım morarıyor yani. Diyorsun abi yani hasar gidecek abi. Ohohoho çok iyiydi be. Mike Tyson'ın yumruğuna karşı bir savun istersen. Mike Tyson yumruk atacak, ben de bloklayacağım. İşte kolum bacağım morarmayacak. Peki. Bunda hani farkındaysa eldiven falan da kullanmıyor adam. Ki boks eldivenini zaten bilenler bilir. Atarın belli bir kısmını emer. Ben adamı vuracağım kılıçla, tamam mı? Adam bloklayacak, canı gitmeyecek ha, kolu bacağı kesilmeyecek. Daha yakaladın. Hadi be gitti bakalım. Abi bunda her karakterin hançeri yok mesela. Ya
Mortal Kombat'tan çok dışarı çıkmak demek o zaman. Sol kalibra dönüyor iş. Abi en güzel fatal blow bana göre bu. Boğazını kesmesi güzel. Abi, yani bağırıyor bir de orada. 2 saniyenizi alacağım, hemen geliyorum. Hyper Ghost, sen MK oynuyorsun değil mi? Hiç göremiyorum seni. Liu Kang'cisin galiba. Geçen Orkun söylüyordu da. Oynuyor musun sen oyunu? Hiç PC'desin galiba. Eklesene beni Steam'den. Onur First diye küçük harflerle zaten yazı şeyde izliyorum, yayındayım şu an. Ne yaptın lan? Bir şey yapmadım. Çantaya koydum. Farkındayım. Karakter mi değiştiriyorum? He, karakter değiştiriyorum. Abi bir karakterle oynamak belli bir zamandan sonra sıkmaya başlıyor. Aslında sıkmıyor. Fujin'de çok pek çok bir şey yok. Öyle diyeyim sana bence. Ben öyle biraz eksik gibi geldi. Ya cancel'ları var işte. Hani komboyu yaparken cancel'a çıkıyorsun. O cancel'ı bozmak falan. İşte isteği aldım. Bar harcamak falan. Bar harcamak falan olsun. Abi belli bir zamandan sonra hani o hasarı karşılamıyor gibi geliyor. Ama hani çok bence azıcık daha bir buff'a ihtiyacı var gibi. Çok az. Bak bu haritalar da çok güzel abi ya. Bak haritaları da çok seviyorum. Düşünsene. Grid al kasmasın oyun. Böyle şey yok bunda. Abi o çok iğrenç bir olaydı ya gerçekten. Yani grid al oyun kasmasın. Grid alalım arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Düşünsene stage alıyoruz. Stage fatality var. Ya oyunda kasma. Ben bir şey göremiyorum yani. Akıyor oyun. Yani çok güzel bir netcode var bu Mortal Kombat'ın. Ya bir de haritadaki malzemeleri de kullanabiliyorsun, interact'ları. İyi ki çarpmadı. Bak.
at sen bakarım yayından sonra falan. Verdiğim risk alkan mekanikleri nasıl, mantığını anlayamadım. Nasıl yani? Nesini anlayamadın? Abi çok iyi oynadı ya. Gördüğün gibi komboların arasına sıkıştırabiliyorsun ya da hani hızlı bir şekilde ya alırsan. Ya o kılıç kalkanlar var ya. Aynen havaya kaldır. Rakibi mesela combo anında kullanabilirsin. Benim şey yaptığım gibi dibindeyse eğer. O zaten şans eseri denk gelir. Hani Combo anında... Komboların arasına sıkıştırabiliyorsun. Özellikle mesela hani şu son gelen Soul Chamber haritasına adamı tutuyorsun mesela. Yeşil şeye patlattırıyorsun. Komboya launchlayıp devam edebiliyorsun. Onu bilmiyorum bak. Aralara sıkıştırabiliyorsun. Görüşmek üzere o zaman, çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Güzel karakterler. Ama ben buradan sana söyleyeceğim karakterlerin arasında Shansung ve Raiden var. Aynen, ben Shansung'u düşündüm aslında. Abi Shansung yapabilirsin arası. Sen. Çok şöyle, ciddiyim bak. Collector'la Shansung arasında bir gel git, hani acaba o mu bu mu, bunu da bıraktım. Yeter hani durmadan büyü adamın şeyleri çok iyi. Alttan saldırısı falan hızlı bir de. Ben hala sana ısrarla hani Collector tamam hani eyvallah ama Shansung'a bak diyorum ben sana, çünkü Shansung gerçekten çok iyi. Zaman mı işte bakacağız ama şu an Collector'da işte... Scarlet. Scarlet diyorum hala, üstüne basa basa.
Nasıl ne yapacağını bilmiyorsun. Adamı yanından uzak tutacaksın işte. Bu kadar basit. Aaa. Güzel güzel. Ne güzel. Beklerim senden öyle hamleler. Aslında yanlış yaptım. Aparkatı vurmayacaktım. Direkt patlatacaktım. Ama şanslı oldum. Abi bak şey yapmayın bence. Hani bir hareket işte bir karakter çok rahat diye ona odaklanmayın. Ben de tavsiye. Yani zor karakterle oynamak, öğrenmek daha iyidir. Kesinlikle. Teknik daha sonrasında olarak, kolay karaktere söyleyeyim. Geçince daha rahat ediyor. Abi Liu Kang mesela diyorum. Yani ben bilmiyorum ama bir denedim. Abi tek tuşta alttan üstten alttan üstten tekmelerle combo, bu çok şey basit bir şey ya. Hani bunlarla bunların şeyi bir yere varamazsınız. Ben niye orada zincir atamadım ya? Round 2. Fight. Outworld's best. Sen nasıl kadınlar... olsun ilerleme var değil mi? Var tabii ki, manyak mısın sen, deli gibi. Abi bu şekilde devam et. Yalnız şöyle bir şey var. Hani zoning'i birazcık daha fazlalaştırmanı istiyorum. Aynen aynen. Hani boşta i̇şte kalmasın karakter. İşte öyle de rakibi kanser etmek istemiyorum. Evet. Yani ondan sonra Dalsım'a dönmeyelim. Dalsım gibi olmayalım bile. Değil mi? Bozuk karakter. Bence hiç fark etmez yani. Neler var abi? Sen gene hani oynuyorsun. İki hareket yapıp geri çekeyim, ileriden spam yapayım.
Bunu unutmuştun değil mi? Jade, aynen. Jade güzel karakter, o da olabilir bak Jade. İlk usta. Aynen ilk bas. Abi sopayı kullanacaksın. Jade de güzel zonluyor yani karakteri. Orta mesafede tutabilirsen karakteri Jade de çok iş yapar. Erken bastım, anladım tutacağını. Fark ettim. Fark ettim. Aynen, ama o riske bastım. Değerdi yani. O riske gerçekten değerdi. Dedim geldi tutmaya. Bekleseydin yemiştin aparkatı yok. Contraption. Söyleyemiyorum bunu. 10 elmas kazandım. Oo temiz. Fidank gelmiş. Fidank neredesin abi ya? Saatlerdir seni bekliyorum. Yazıp çizmedin de. İnsan bir haber verir Shidank. Ama ben sana söyledim bunu ya. Seni bekledik bayağı. Ama Nick'ini seviyorum ya. Shidank. Oha. Total hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soruyu bence Hakan'a sormalısınız. Total hakkında düşüncelerin ne? Abi birazdan çıkacağım ya. Bayağı yoruldum. Ama Hakan daha buradadır. İhtimal. Çok düz bir karakter, öyle diyebilirim.
O iyiymiş. Harbi iyiymiş yani. Hadi bitir. O ne oldu? Altından üstten geçti değil mi çanta ekmeği? Hmm. Onu yeni onu da bulmuş olduk. Skorpiyonun zinciri gibi aynı. Aynen aynen. Gözüm ağrıyor. Volkan mı geldi? Başıma... Hoş geldin Volkan. Aynen Volkan geldi. Total hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Total abi güzel karakter de şöyle bir şey var. Ben denedim. Oyundaki bazı karakterlerin dediğim gibi geçen karşıya geçip makinalı tüfekle taramasından sonra dedim kesin şey lazım. Teleport varyasyonunda illa bir teleport olacak. Bu kadar yani, şey güneş çıkartma falan diyordun. Yok yok abi hikaye. Hikaye adam mi? Ateş ediyor. Aynen. Bunda da var. Emiyor resmen enerji. O neydi lan? Tam şapkaları etrafına Balkan yaptı. Korunma olarak iki tane şapka çıkardı adam. Aynen. Şapkasız çıkmam abi. Şapkalar çok şey yapıyor ya gerçekten. Ölümüne geldin ha dedin vurursa vurur. Tabii. Şapkalar koruyor. Aslında güzelmiş o. İki tane egzin mi gidiyor? Evet, iki var harcıyorum ama değiyor ya. Oynuyorum upgrade'ı da. Nasıl yani Şidan? Ha pardon şimdi okudum. Sanki iyi oyuncu bak ondan kadar kapabilirsin. Oyunda bazı nüanslar var. Bu arada bu da son oyunumuz olsun. Daha bir maç izlettirelim. Oyunda bazı nüanslar var.
onları farklılaştırmaya başlayınca rakibin kafası karışıyor. Bu zaten diğer dövüş oyunlarında da öyle de. Burada daha bir artıya geçiyor. Adam hiç beklemiyor. O kadar alışıyor ki harekete. Yapmayacaktım işte. Ellerine sağlık. Güzel bir yayın oldu. Eyvallah. Sayende. Vallahi arkadaşlar sizin sayenizde de güzel bir yayın oldu. Shidank'ı bundan sonra uyaracağım. Arkadaşlar Shidank'ı da izlemenizi istiyorum. İzlemek ister. O Volkan yayın mı yapıyordu? Bilmiyorum. Hani bizle beraber oynuyor ya, onu da katacağım. King of the Hill'e gireceğiz. Ve arkadaşlar dediğim gibi hani bizim ekip de gittikçe çoğalıyor. Onu da size söyleyeyim. Çoğaldığından mütevellit. Yakın bir zaman içerisinde dediğim gibi güzel bir ödüllü, belki de Cyberpunk olabilir, ne olmasın. Mortal Kombat 11 bir turnuvası yapmayı düşünüyorum. Daha önceden Street Fighter'dan bilenler bilir zaten yaptım. Aynı şeyi Mortal Kombat için de bekliyorum ama şöyle bir şey görüyorum. Kitle yok. Kitle oluşturmak lazım arkadaşlar. Önemli bir. Benim düşüncem. Evet Onur, Onur diyorum Hakan. Evet, var mı diyeceğim bir şeyler? Senin güzel maçlar, aldım. Güzel maçlar da eline koluna sağlık. Evet. Yani ben de bu arada gelişimimi hissettim yani kolektörle. Tabii yani ki. Senin main karakterin Kong'la olduğu halde yani o baskıyı belki hissetmişsindir veya satmışsındır da olabilir. Ne bileyim. Tabii yorgunluk da oluyor. Aynen, aynen. O hepimiz için geçerli. Şimdi bazen ben hala karakter karmaşası yaşıyorum. Bir de Punish'larda hala zayıfım ama yavaş yavaş açılıyor. Abi öyle. Açılacak. Punish'larda bu kadar şey yapma. Kafana dert etme. Yani yok şey... yani sen bir eksi yapıyorsun, tutuyorum. Onun gibi. Yani, yani o tutmalardan ziyade bence hani komboların girişinin aynen, hani aynen. Mesafesini Punish'lara, ölçten ya... daha çok yararlı olacağına inanıyorum. Volkan yalnız ben bak bu akşam yayında o punishları bir şekilde şeye bağladığımı gördüm. Yani hiç yapmıyordum. Fatal blow muydu? O evet, fatal blow. Kritikal diyeyim. Evet. Ona bağladım. 500'e yakın can aldı. Yani çok güzel enerji alıyormuş. Bilmiyordum. Abi onların kliplerini keşke alsaydık ya. Onları yani ben o onları normalde pratikte çalışmadım hiç. Hani evet. Fatal blow şey crash blow veya combo ile havaya kaldırıp ondan sonra fatal blow patlat falan onları hiç çalışmadım. Sadece olur mu olur diyorum burada hani o şekilde oynuyorum hani doğaçlama yaparak. Ya Hakan ama doğaçlaman güzel ama şöyle bir şey var riske girmen lazım birazcık. Aynen ya işte diyorum ya yavaş yavaş şimdi Kung Lao'ya dönme çapım gelişti. Tabii ki. Fujin artık bitti senin baştan söyleyeyim. Fujin bitti benim.
Yok yok, Fujin'in güzel de çok baskı yapıyor Fujin'in. Hani güzel uzaktan yani kontrol ediyorsun rakibi. Zoning olayı var ya, o bayağı evet, iyi. Evet. Ama Kung Lao'nun artılarını eksilerini bayağı bir keşfettim bayağı şu an. Yani tabii ki. Tabii ki ama herkesi bekleriz gibi yani şeylere, lobilere. Bu arada Hyper Ghost şeyini, isteğini gördüm. Ekliyorum seni de. Hoş geldin bu arada. Abi çok teşekkür ediyorum. Yayınla renk ve zevk attın. Güzel maçlarda ellerine kollarına eyvallah, sağlık. Ne demek her zaman. Evet arkadaşlar. Böyle anlatayım. Güzel bir yayın oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum buraya gelen, katılan. Bu arada arkadaşlar bak Steam'de birbirimizi ekleyelim. MK oyuncuları. Heh. Bir daha tekrarlar mısın? Orada bir kapattıydım da bir şey. Evet, Steam'de Steam'den birbirimizi ekleyelim. Mortal Kombat oyuncuları veya fark etmez ne olursa olsun. Yani MK topluluğu oluşturmaya çalışıyoruz şu an. Yani varmış, bilmiyordum normalde. Ama kimse birbirinden haberi yok sanki. Ben onu fark ettim. Yani lobiler falan yaparız, maçlar yaparız. Birbirimize bilgilerimizi paylaşırız. Bunun gibi çok şey vardı. Yani eğlenceli geçiyor gerçekten. Şimdi mesela dün dediğim gibi bir takım olayı vardı. O gerçekten ben yani bilmiyordum. Volkan anlattı. Orkun, Volkan, ben üçümüz boss geçmeye çalışıyoruz. Ödüllü, yani kapışmanıza bile gerek yok. Ödüllü şeyler var. Yarışmalar, oyunlar var, modlar ya, kuleler var. Kuleler var mesela. Yani oyun dolu dolu ya, öyle diyeyim size. Ya, kule var mesela. 3 kişi bayağı dün geçmeye uğraştık falan. Çok tatlıydı. Bunu da yaparız Fighter'ı yani. Fighter'ı bıraktık işte. Bıraktım bir şekilde. Hani bıraktım derken ara verdim ama kaldım burada. Yani çıkamıyorum şu an Mortal Kombat. Ben sana dedim abi. Büyüsü başka bir şeymiş gerçekten. Vortex'i yani ilk başlarda hatta Shidank'la tanıştım ben. Yani Volkan'la. Orkun'dan sonra. Yani Orkun'u zaten tanıyorum. Volkan'ı bir tane yayına girdim. Türk 3-5 kişi izliyordu. Oradan bir şekilde kaynaştık. Sonra Volkan Discord'a geldi falan filan derken şu an Volkan aramızda. Vallahi ben de aynen Volkan'ı hani ben de tanımıyordum. Ben de tanımıyordum. Güzel oldu Volkan. Aynen. Kaliteli bir oyuncu. Aynen, bir güzel oynuyor. Her karakteri beceriyor yani bir şekilde oynamasını. Yani dediğim gibi birbirimize bilgilerimizi de paylaşırız bu şekilde. Kesinlikle. İzlediğiniz için sağ olun herkes. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz gelip katıldığınız için arkadaşlar. Bundan sonra Mortal Kombat yayınlarına daha çok fazla ağırlık vereceğim. Tekli Ranked maçları ve casual maçları. Keza onun dışında King of the Hill maçlarıyla da yine çeşitli yayınlar yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakan'a ve tüm herkese. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.